Herhalde bir aralar bir tartışmalar vardı. Kelam tartışmalar işte hadis midir kelam midir? Herhalde orayla ilgili bir şey söylüyor falan. Yani işte biraz felsefeyle iştigal etmiş biri için bu laf öyle korkunç bir laf ki öyle bir yere denk geliyor ki yani anlatabiliyor muyum? Böyle zihnini yiyip bitirmiş şeye bir cevap veriyor. Peki ama bunu anlayabilmek için ne bilmen gerekiyormuş? Ya o hakikat şeyinden geçmiş olarak sen de ona müşahede etmiş olacaksın. Ya da o bilgi alanının tamamını dolduracaksın. Eflatun'u da bileceksin, Kant'ı da bileceksin, Aristo'yu da bileceksin falan. O tartışmaları bileceksin ki o laf nereye gidiyor onu bileceksin yani. Kadim de kadim, hadis de hadistir. Zor şeyler yani. Zor şeyler. Anlaması zor şeyler. Bu Beydullah bu mutasavvıfların büyüklerinden. Ama aynı zamanda şey yapmış birisi değil, böyle bir tekkede oturmuş insanlara inşaatla iştigal etmekten daha ziyade insanların dertleriyle uğraşmış birisi. Yani bir cemiyet adamı. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Timur'un vefatından sonra işte dediğim gibi torunlar birbirine giriyor. Halk böyle fakir, fukara, savaşlar, o alıyor, oraya çekiyor meseleyi, bu buraya çekiyor, kan dökülüyor. Tarım yapılamıyor, ticaret durmuş, yolların güvenliği ortadan kalkmış, fakirlere kimse bakmıyor. Affedersiniz, böyle genç kızları, oğlanları sokaklardan toplayıp şeylerine kapatan adamlar. Yani şimdiyle karşılaştırılamayacak rezillikler dönüyor. Şimdi böyle bir ortamda bakıyor meseleye, ya tamam iyi güzel de diyor yani insanlar dışarıda boğazlanırken hakikat davası iyi tamam ama sanki biraz hakikat buraya da müdahale etmeyi gerektiriyormuş gibi diyor ve şeyi bırakıyor. Zaten bir sözü var, ben şeyhlik yapsaydım kimseye mürit bırakmazdım falan diyor. Yani, ama yapmıyor değil yani. Etrafında işte bir 5-10 kişi var, mürit var ama daha çok kendini bu işlere vermiş. Peki kendini bu işlere vermiş de ilk başa dönüyoruz. Nasıl bu işlere vermiş? Yani biraz sarayda uğraşayım. İşte birkaç tane saraydan birkaç kişi ayarlayayım. Benim müridim olsunlar. Efendim mesela şuraya da sızayım. Buradan da şöyle adamım olsun, böyle olsun falan. Böyle bir güç yer mi? Hayır. Öyle değil. Bir tarım kendisi bir çiftlik. Daha doğrusu küçücük bir aile. Çünkü çok fakir bir ailesinin yanından ayrıldıktan sonra yani hiçbir şey yokken başlıyor buna. Ve bir tarım organizasyonu kuruyor. Anlatıyor meseleyi. Yani nasıl birlikte, kolektif olarak hareket ederseler nasıl üretimin artacağını. Diyor, adamın birinin arsası var. Üstünden su geçiyor. Ama diyelim ki verimli bir arazi. Taşlı. Öbürünün arsası da verimli ama su gelmiyor. O orada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu burada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Diyor ki şimdi birleş diyor. Sen de, suyu getirsen ekinden ona bilmem. Ya, öbürü diyor yüzünü getirsin burayı çeksin falan. Diyor. Ama bunu kim yaptırtabilir? Güven duyduğun biri yaptı. Öbürüne şey dersin yani. Ya git arkadaşım sen karışmasın. Sana ne dersin? Böyle bir organizasyon, böyle bir büyük organizasyon ve bu yani Semerkant, Mavera, şey, Buhara, o coğrafyalara böyle çığ gibi yayılmış. Zenginlik arttıkça insanların tekrar geldiği, güven arttıkça, adaleti gördükçe, adaletin nasıl dağıtıldığını gördükçe insanların böyle koşarak geldikleri ve zamanla o bahsettiğim o suistimallerin ortadan kalktığı bir dönem döneminde. İşte dedim ya hani yabancı şeyler, bilhassa Ruslar, bu da biz dönem yönettikleri coğrafya olduğu için çok ilgilenmişler, üzerine tezler yapmışlar. Başarısının arkasında ne yatıyor diye. Biraz da bu komünist, sosyalist şeylere benzettikleri için yani bu kolektivizm falan. Çok araştırmışlar. Şey diyecektim. Evet, o coğrafyada böyle bir şey, bu Babür Şah'ın biliyorsunuz bir hatıratı var, Babürname diye. Mesela orada Ahrar'ı şey olarak böyle bir turnasol kağıdı gibi görüyor. Diyor ki bir adamla ilgili iyi bir şey söyleyeceğiz ama o zaten diyor Ubeydullah Ahrar'a da diyor saygılı davranıyordu diyor. Ya da bir adamın değersiz biri olduğunu, ya o zaten Ubeydullah Ahrar'ın bile arkasından konuşuyordu. Ve şeyden bahsediyor. Tabii ki Ubeydullah Arar'ın vefatından sonraki bir dönem onun sultanlığı. O gittikten sonra diyor yine diyor bu oğlancılık bilmem ne meseleleri diyor başladı diyor. İşte şeylere böyle
konaklara, gençleri kapatmalar, bilmem neler, bir sürü rezillikler, fakirin fukaranın halini artık sorayım falan diyerek o dönemle kendi içinde olduğu dönemin arasını ayırıyor. Şimdi bu kolay bir şey değil. Yani tarihte çok denenmiş bir şey. İyi niyetli girişimler olmuş. Ama mesele sonunda bir ne kadar şey yaptık? Mesele hep geliyor bir şey. Mesela şey değil mi? Komünist manifesto mesela. Okuyorsun. Bir tarih değerlendirmesi yapıyor. Ve ondan sonra da onun üzerine bir itiraz geliştiriyor. Doğru diyorsun. Yani bu bunda bir şey, evet, tarihte işte emperyalist güçler, kapitalist güçler, insanları şöyle yapmışlar, mülkiyetsizleştirmişler, köleleştirmişler, bilmem ne yapmışlar, şöyle yapmışlar, böyle yapmışlar falan diyor. Sonra bir çözüm, yani orada detaylı olarak anlatmasa da, işçilerin en azından birleşmesini tavsiye ediyor. Bu fikriyatın bir devleti de olmuş. Hatta birkaç tane devleti olmuş. Ama insanlar mutsuz olmuş. Şimdi bu fikirdeki yanlışlık mı? Evet, şimdi biz bugünden baktığımız zaman böyle gediklerini görebiliyoruz içinde. Ama şöyle de bir şey var. Fikir diyelim ki güzel de kim uygulayacak? Adam darbe yapıyor. Diyor ki ben diyor işte işçi şeyi, işçilerin devleti olacak bu devlet diyor ve şey dağılacak. Ve darbeyi yaparak işte kralı tahtından indirerek gelmiş oluyor. Sonra diyor ki biz bu darbeyi yaptık diyor. Bu darbeyi de ben yaptım diyor yani sonuçta. Benim biraz ayrıcalığım olmalı çünkü ben olmasam bu olmayacaktı diyor. Kendisini biraz hani her şey eşit dağılacak yani. Kendisi biraz böyle şey yapıyor. Tolerans şey daha affedersiniz. Kendini kayırıyor. Ama bir de birlikte generaller var. Onlar da savaşmışlar, bilmem ne yapmışlar. Biri bilmem ne tümenini ortadan kaldırmış. Biri bir yerde can siparişi savaşmış falan. Bu adamlar da yani halk gibi bırakıp şey mi yiyecek, karavana mı? Biraz da generaller falan. Generallerin çocukları bilmem ne. Oldu bir elit sınıfı. Yani halk yine aynı sıkıntı çekiyor ama yine yani bunlar görüldüğü için söylüyorum. İşte böyle özel trenlerde gezmişler. Bilmem işte bir şeyler. Şimdi, ve iş yürümüyor. Çünkü bir ruh yayılıyor. Yani üst taraftan bir ruh yayılıyor. O motivasyon bir zaman sonra kayboluyor. Adam insanlar şunu diyor. Evet diyor biz krallıktan kurtulduk. İşte derebeyler şunlar vardı bilmem bunlar vardı. Bunlardan kurtulduk. Peki ne oldu? Kurtulduk da ne oldu? Şimdi ne yapıyoruz? Yani insanca yaşamdan kastedilen bu muydu? Bir şey bir yerde tıkanıyor bakıyorsun. Yani en böyle hani buna itiraz edenler de olabilir içinde ama iyi niyetli gibi görünen şeyle yola çıkan bir şey bir yerde tıkanıyor, yürümüyor. Çünkü şöyle bir şey var, bu da tarihte çok tartışılmış bir şey. Bir yönetici, işte menfaat kaydında olan bir yönetici ne kadar kabiliyetli olursa olsun, böyle bir anlayışta olan bir insanın yönettiği bir devlet nereye kadar gidebilir? Başınızda bir lider var, düşünün. Ve bu lider şöyle düşünüyor. Ben başbakanım diyor. Ya da ben cumhurbaşkanım diyor. Bir dönem bu işi yapacağım, bir dönem sonra bırakacağım diyor. Benim çoluğum, çocuğum var falan. Bunlar da hazır böyle bir işe fırsat elime geçmişken biraz şey yapayım falan diyor. Ondan sonra etrafında da böyle işte onun o işlerini bildiği için ona göz yumanlara da bakmak zorunda kalıyor. Onun şeyini biliyor, açık tarafını biliyor, bunun açık tarafını biliyor, böyle. Alta doğru yayılıyor yani şey, en ufak memurun bile o rüşvet çarkının, adam kayırma çarkının içinde olduğu böyle bir şey yürümüyor, çöküyor. Peki bunun şeyi ne, yolu ne yani? Bir tane adam bulacaksın, o adam gerçekten böyle el değmemiş olacak. Nereden bulacaksın? Çünkü siyasetin içine girdiği zaman kirlenmeye başlıyor zaten. Şimdi böyle bir idealist şeylerle bir parti kuruyorsun. İşte eşiniz, dostunuz, güvendiğiniz arkadaşlarınızla yanınıza topladınız. 5 kişisiniz, 10 kişisiniz ama bunun ilçe örgütleri var, il örgütleri var, şu var. Buraları doldurmanız lazım. Böyle her taraftan da böyle tertemiz adamlar bulamıyorsunuz. Bazı yerlerde şu da şuraya girsin, bu da bunu olsun falan diyorsun. Oldun, siyasi parti kurdun. Kendini tanıtman lazım. Gazeteler bahsetmiyor, televizyon bahsetmiyor.
Yani o biraz medyada yer alabiliyorsun. Medya patronlarını çağırıyorsun falan. Onlar da işte şöyle şöyle bir şeyler diyorlar sana. Ondan sonra o bir o şeye geldin, barajı geçemiyorsun. Ulan koalisyona gireyim falan diyorsun bari. İyi de sen zaten o adamlara itiraz ettiğin için parti kurmuştun. Şimdi koalisyona giriyorsun yani. Anlatabiliyor muyum? Yani başbakan olana kadar, bir büyük bir parti olan meclisi şey yapana kadar zaten yeterince kirlenmiş oluyorsun. Ve tavizler vermiş olarak oraya geliyorsun. Birilerine bir şeyler söylüyor. Bu dünyanın her yerinde böyle. Türkiye üzerinden konuşuyorum değil mi? Bir Amerikan başkanı olana kadar 30 tane adama söz vererek geliyor oraya. Petrol kralları var içinde, tepeciler var, şunlar var, bunlar. Oraya geldiği zaman onlar da diyorlar ki getirdik seni, hadi artık. Yani şey yapamıyor. Oraya bir idealle geldi belki, çocukluktan beri Amerikan başkanı olmak istiyordu. Ama o koltuğa oturdu ve başkan diye bir şey yönetemiyor. Etrafında insanlar var, önüne dosyalar gelmeye başlıyor. İşte falancanın işi, filancanın bilmem nesi, falanca yerde petrol arazisi, filanca Irak'a girmemizi istiyor, filanca şuradan çıkmamamızı istiyor. Peki bunun yolu ne? İşte tarihte böyle idealist denilen ve dışlanan görüşler vardır. Bunun yolu şudur. Sadece belli bir eğitimden geçmiş ve devlet yönetmeyi bir fedakarlık olarak gören insanların daha çocukluktan yetiştirildiği işte mesela Eflatun'un devletindeki şeyi anlatıyorum. Yani çocukluktan alıyorsun, zorlukları gösteriyorsun, eğitim veriyorsun. Hem felsefe eğitimi veriyorsun, hem başka ilimlerin, kendisine devlet yönetmekte de gerekecek olan ilimlerin eğitimini veriyorsun. Paraya asla dokunamıyor. Yani parayla hiçbir işi olamıyor. Hiçbir işi. Para eline değmiyor yani bu kadar. Çünkü bir şey görmüş de adam bu kadar net konu. Paraya dokunmamalı diyor yani. Niye? Çünkü dokunanların aristokrat bir aileden geliyor. Devlet yöneticilerinin olduğu bir aile. Görmüş yani neye neden oluyor. Elini bile sürmeyecek diyor. İşte falan filan 50 yaşına geldiği zaman böyle çok sıkı bir eğitim. Artık diyor bu kalanlar, kaç tane öğrenci vardı, kaç tanesi kalmışsa diyor. Artık zaten en iyileri kalmıştır. Devlet bunlara emanet edilemez diyor. Yani kimlere kalmış? Gerçekten o toplumun içerisinde o toplumu yönetmesi gerekenler kimlerse onlara kalmış. Ve onlar yönetiyorlar. Bu ne bir aristokrasi ne bir şey. Yani bir köy çocuğu da olabilirsin. Falancanın çocuğu da olabilirsin. Zaten seni çocukken alıyor ve bir şeyden geçiriyor yani. Bir eğitimden geçiriyor. Ya bu idealizm böyle şey mi olur falan işte. Öbür türlü de olmuyor işte yani. Öbür türlü de bir yere kadar olur. En ileri Amerika bir tarafa bırakalım. Yani Avrupa toplumlarını düşünelim. Hem küçük ölçekli oldukları için daha kolay anlaşılır. Mesela Almanya'da. Almanya'da Alman pasaportunuz varsa yani sonradan işçi olarak falan girmemişsiniz de yani Almansınız. Bir devlet kurumunda o pasaportunuzu gösterdiğiniz zaman bunun çok büyük değeri vardır. Adil bir zengin kadar şey görürsünüz mahkemede çok böyle kötü örnekler yoksa ki onların üzerine de gidilir, onlar da temizlenir. Yani bir zengin, bir fakir falan böyle bir ayrım yok. Yani mahkemede hakkını alırsın. Devlet ailesine gittiğin zaman adam gibi muamele görürsün. Hastaneye düştüğün zaman ciddi anlamda tedavi için herkes seferber olur. Bu adamın nesi var falan. Bunun uğraştıklarını görürsün. Görürsün. Ama sonra da işçi olarak oraya gelmişsen, anlamda da böyle Türk olduğun, işte Fas'tan şuradan buradan olduğun, biraz değişir. Biraz değişir. Adalet. Ambulans biraz geç gelir. Sana hizmet verirken biraz söylemiyorlar, yüzlerini buruştururlar falan teşvikten ama yine de Alman vatandaşı olduğu için biraz bir şeylerden istifade edersin. İşte o Almanya'dan gelenler de anlata bitiremiyorlar ya. Ama o Almanya'nın sınırları içinde. Oradan dışarıya çıktığın zaman kardeşim Filistin'de şu oluyor, Suriye'de bu oluyor, Irak'ta şu oluyor, şu bu oluyor dediğin zaman onu göremezsin. Niye göremezsin? Çünkü yani en ileri toplumlar bile, Fransa, İngiltere, Almanya falan sayalım bunları. Yani bugün imrendiğimiz toplumlar bile kendilerine, kendi vatandaşlarına ve kendi içlerinde ideale yakın bir düzen kurmuşlardır. Ama dünyaya baktıkları zaman dünya şöyle bir alandır. Almanya'nın dışı ve bana zarar, Almanya'nın içine bir zarar olmadığı sürece ne olursa olsun. Ama yakında bir savaş çıkacaksa, bunun şeyi bana sıçrayacaksa
bunu engellemem gerek. Ama şey, Çinliler orada Türkmenleri doğrulamışlar falan Facebook'ta. Bir Almanlar, bir Alman idarecilerin ne ilgisi var yani? Anlatabiliyor muyum? Niye ilgilenirsin? Böyle baktığın zaman da bu sefer de şöyle bir şey oluyor. Kendi vatandaşların belki senin yönetimine itiraz etmiyorlar ama dünyada ciddi bir itiraz doğuyor. Dünyada bir ciddi bir itiraz doğuyor. İşte sağda solda protesto ediliyorsun. D8 ülkeleri bir araya geldikleri zaman işte o sağ sola insanlar yakıyorlar, arabaları çeviriyorlar falan. Ve bu niye diye soruyorsun? Sebebi şu yani. Güçlü bir ülkesin. Birçok yerde fabrikan var. Şeyi kendi ülkende topluyorsun. Zenginlikleri kendi ülkende topluyorsun. Ve başkalarını fakirleştirmek pahasına bunu yapıyorsun. Ve o fakirleşen ülkelerin halkları ve gençleri de bunun müsebbibi olarak seni görüyor. Seni gördükleri için de senden nefret ediyor. Ve başka arayışlar içerisinde oluyorlar. Kendi toplumunun içerisinde de böyle biraz dış dünyaya açık insanlar da itiraz etmeye başlıyorlar. Yani gidip kendi başkanına eleştirebiliyor dışarıdaki bir tavrından dolayı. Mesela bizim işte Libya'da ne işimiz var, Fas'ta ne işimiz var diyor yani. Niye gidip orada savaşıp masum insanların kanına döküyoruz? Demek istediğim şu, bir terbiyeden geçmemiş